Merhaba sevgili izleyiciler. Ben astrolog Yasemin Sürer. Sizlere 18-24 Ekim haftasının önemli astrolojik etkilerinden bahsetmek ve ardından da burç ve yükselen burcunuza göre haftayı değerlendirmek istiyorum. Özellikle günlük yorum ve astroloji hakkında daha fazlası için beni Instagram'da astrolog Yasemin Sürer sayfamdan takip edebilirsiniz. Ekim ayının en zorlu haftasına giriş yapıyoruz. Bu haftanın hemen ilk günü 18 Ekim'de hem Jüpiter hem de Merkür düz hareketine dönmeye başlayacak. Merkür pazartesi akşam saatlerine kadar durağan pozisyonda olmaya devam edecek. Özellikle iletişimde sıkıntıları fazlalaştıracak bir etkidir bu. Ama Merkür düzeleceği için genel olarak iletişimsel konularda son 3 haftadır fazlalaşan yanlış anlaşılmalar ve sıkıntılar sona eriyor. Kendimizi artık daha rahat ifade etmeye başlayacağız. Anlaşma, sözleşme, resmi işler ve imza gerektiren işler, ev alım satımı, araba, elektrik, elektronik aletlerin alımı için de tekrar uygun bir döneme girmeye başlıyoruz. 20 Ekim'den sonra bu konularla ilgili harekete geçebilirsiniz. Ve şans ve fırsatların gezegeni Jüpiter 19 Haziran itibarıyla geri hareket ediyordu. Yaz dönemi kendi doğum haritamızda transit Jüpiter'in bulunduğu evdeki konularla ilgili sanki şansım artık iyi gitmiyor veya niye karşıma eskisi gibi fırsatlar çıkmıyor gibi düşünceler aklımızdan geçmiştir. Şimdi ise Jüpiter'in şans getiren bereket ve bolluğunu tekrar yılın sonuna kadar hayatlarımızda hissedeceğiz. Diğer bir önemli gökyüzü olayı saat 17:57'de Koç burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan dolunaydır. 27, 28, 29 dereceler astrolojide son dereceler olduğu için analitik derece diye geçer ve zorlanmaları beraberinde getirir. Konuların tamamlanması ve finalize edilmesi için daha fazla bir mücadele ve çaba gerektirmektedir. Ama biliyorsunuz ki Koç burcu ateş elementinde ve yöneticisi Mars'tır. Mars'a Dolunay sırasında Terazi burcunda düşük konumda bulunacağı için hak ve adalet arayışı yine ön planda olacak ama bu sefer biraz daha bencilce davranacağız. Dolunay sırasında Oğlak burcunda Plüton yine sert bir açı yapacaktır. Plüton krizleri beraberinde getirmekle beraber en büyük değişim ve dönüşümleri de sağlamaktadır. Yani artık bastırdığımız endişe, korku, üzüntü ve çaresizliklerimiz aslında tüm içimizdeki duygular tamamen ortaya çıkacak. Bunlarla yüzleşmek ve harekete geçmek durumunda kalacağız. Yapacağımız seçimler önem teşkil edecektir ve hayatlarımızda yapacağımız bu seçimlerle önemli dönüşümleri sağlayabileceğiz. Bu anlamda gerekli enerji ve gücü kendimizde bulacağız ama olumsuz haliyle bencillik, acelecilik ve düşünmeden davranmak kolayca tartışmaları alevlendirip kavgaları dönüştürebilir. Çünkü Koç burcu daha çok ben diyen, çatışma ve tartışmalara açıklık veren bir enerji olduğu için ani kararlar alıp gemileri yakacak durumlar içinde kendimizi bulabiliriz. Burada dengede ve sakin kalmayı başarırsak yapılması gerekenler için gerekli motivasyonu ve mücadele ruhuna sahip olacağız. Sağlık konusunda ateşli hastalıklar, baş, bel, böbrek ve üreme organlarının rahatsızlıkları yol açabilir. Hemen ardında Mars-Plüton kare açısı hafta boyunca sinirli ve gergin hissetmemizi etken olacak. Mümkün olduğunca bunun bilincinde olup yavaş ve sakin hareket etmeye özen gösterelim. Bu dolunay özellikle global anlamda riskli ve dikkat edilmezse bir takım sıkıntıları yol açabilecek bir dolunaydır. Ülkemiz de bu dolunaydan çok etki almaktadır. Vatan ve güvenliğimizi ilgilendiren konular, emniyet ve askeri güçlerimizle ilgili bir takım olay ve durumlar meydana gelebilir. Özellikle siyaset ve siyasetçilerle ilgili hızlı gelişmeler ve açıklamaları izleyebileceğiz. Bu dönem alınacak karar ülkemizin geleceği adına 2022-2023 yılında da etkilerini sürdürecek önemde olacaktır. Ülkemizin dost ve düşman ülkelerinin daha net görüleceği, liderler arası tansiyonu yükseltecek açıklamalara önümüzdeki 15 günlük süreçte daha fazla tanıklık edeceğiz. Yine Uranüs 4. evimizi tetikleyeceği için küçük ve orta çaplı depremler, hava koşullarında ani ve sert değişimler olması yüksek ihtimaldir. Dolunay'ın hemen arkasından 22 Ekim Cuma günü Mars ve Plüton karesi tansiyonu fazlasıyla yükseltecek. Umarım olmaz ama kavga, kaza, yangın ve patlama riskleri de bu açıdan çoğalabilir. Mümkün olduğunca kişisel olarak da daha tartışmacı ve sinirli bir ruh halinde olabileceğimizden sakin ve dengede kalmaya özen gösterelim lütfen. Ve 23 Ekim tarihinde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Şimdiden tüm Akrep burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Akrep Burcu krizler, ekonomik koşullar, parasal konular, bankalar, ödemeler, ölümler, cinsellik, taciz, şiddet ve psikoloji konularla ilgili olduğundan bu konular daha fazla ön plana çıkacak. Umarım herkes için en hayırlı şekilde geçireceğimiz bir dolunay süreci ve hafta olur.
Hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili Koç ve yükselen Koç burcu, haftaya hızlı bir giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günü ilişkilerinizde bazı sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. 20 Ekim Koç Dolunayı sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve bu sebeple daha gergin hissedebilirsiniz. Hayatlarınızda önemli bir dönüm noktasındasınız. Son haftalarda ilişkileriniz ön plandaydı ve anlaşmazlıklar sizi yormuş olabilir. Bu dolunayla birlikte bu anlaşmazlıklar tekrar tetiklenebilir ve bastırılan duygular ortaya çıkabilir. Ailevi konularda bazı zorluklar bu hafta sizi yorabilir. Belki bir sağlık sorunu veya aile için tartışmalar yaşanabilir. Hem iş hem aile hem de ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ön plana alacağınız yeni kararlar sizi beklemektedir. Ama bu istediğiniz gibi kolay olmayacağı için bu hafta iyi yönetmeniz gerekecek. Sağlığınıza bu hafta lütfen dikkat edin. Baş ağrılarınız çoğalabilir. Jüpiter artık düzeleceği için yazın arkadaş ve sosyal çevrenizden belki umduğunuz destekleri alamadıysanız tekrar bu destekleri yılın sonuna kadar hissetmeye başlayacaksınız. Gelecek projeleriniz ve hayalleriniz adına fırsatlar karşınıza çıkmaya başlayacak. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca eşinizle ortak paralar veya ödemeler, borç, kredi ve miras konusu ön plana çıkacak. İsteklerinizi gerçekleştirmek için olumlu girişimlerde bulunabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Boğa ve yükselen Boğa burcu, haftanın ilk günü çalışma ortamınız ve sağlığınızla ilgili bazı sorunlar oluşabilir. 20 Ekim Koç Dolunayı ile kendi içinize daha fazla dönebilir ve ruhsal gücünüzü daha fazla ortaya çıkarmaya başlayabilirsiniz. Bu hafta enerjiniz daha düşük olabilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekecek. Ateşli hastalıklar, baş, migren ve bel ağrılarınız oluşabilir. Gizli düşmanlıklar, arkanızdan dönen işler, bilmediğiniz bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda akraba, yakın çevre ve iş arkadaşlarınızda bazı sıkıntılar yaşanabilir. Lütfen bunların karşısında hissedeceğiniz kırgınlık ve öfkelerinizle yüzleşmeye çalışın. Böylelikle 6 Kasım'daki Akrep yeni ayına daha kolay yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Jüpiter artık düzeleceği için yaz aylarında kariyer ve meslek hayatınızda istediğiniz güzel destek ve fırsatları bulamadıysanız tekrar bu alanda yılın sonuna kadar şansınız açılmaya başlıyor. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca ilişkiler ön plana çıkacak. Evli olan boğalar eşiyle ilgili olumlu bir sürece girerken bekar olan boğalar yeni bir ilişkiye başlamak veya ilişkisini resmiyete dökmek isteyebilir. 6 Kasım'daki Akrep yeni ayı da bu alanınıza gerçekleşeceği için yeni başlangıçlar sizi beklemektedir. Maddi konularda bir gelişimde bulunursanız olumlu yönde gelişmeler sizi sevindirebilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu, haftanın ilk gününde aşk hayatınızla veya çocuklarınızla ilgili geçmişten gelen bir sorunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 20 Ekim Koç Dolunayı arkadaş ve sosyal çevremizde yeniden bir gözden geçirme ve artık bize iyi gelmeyen, vizyonumuza uygun olmayan insanları hayatımızdan çıkarmaya karar verebilirsiniz. Bu anlamda belki bardağı taşıracak bir davranış bu kararı almanızı etki edecek. Gerginliklere lütfen dikkat edin. Çocuklarınız varsa onlarla bu hafta çatışmaları daha fazla açıksınız. Yaşanacak güç mücadeleleri sizi zorlayabileceği gibi asabi ve inatçı tutumları sizi daha fazla yorabilir. Gelecek projeleriniz ve hayalleriniz ile ilgili netleşmeler sağlayabileceğiniz bir haftadasınız ama belki maddi konularla ilgili pürüzler karşınıza çıkabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız kazancınızı arttıracak bir düşünceyi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Jüpiter artık düzeliyor. Yaz aylarında eğitim, medya, ticari ve hukuki konular, yurt dışı ile bağlantılı konularda umduğunuz destekleri bulamadıysanız artık bu alanlarda yılın sonuna kadar karşınıza fırsatlar çıkmaya başlayacak. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca çalışma ortamınız, gündelik rutinleriniz ve sağlığınızla daha fazla ilgilenebilir ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş arayışındaysanız bu süre zarfında yeni bir işe başlayabilir veya mevcut işinizde kazancınızı arttıracak güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sağlık konusunda baş, bel, böbrek, genital bölgelerle ilgili rahatsızlığı olanlarınız varsa kontrollerini yaptırmanızı tavsiye ederim. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burcu, haftanın ilk günü iletişimsel sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu hafta 20 Ekim'deki Koç Dolunay'ından yoğun etkiler alıyorsunuz. Kariyer ve meslek hayatıyla ilgili zorlanacağınız ve mücadele etmeniz gereken bir haftada olacaksınız. Yaşananların sonucunda önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Yöneticilerinizle gerginlikler oluşabilir.
Ama ödeme ve borçlarla ilgili bir takım zorlanmaların devam ettiği bir süreçte olduğunuz için istediğiniz yöne kararlar alamayabilirsiniz. Mesela istifa etmek istersiniz ama ekonomik koşullar buna müsaade etmez. Bu da sizi iyice bir çıkmazda hissettirebilir. Ailevi konularda da bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz ama moralinizi bozmayın. Çünkü aslında bu yaşananlar hemen olmasa da iyice netleşmenizi sağlamakta. Jüpiter artık düzeleceği için yaz aylarında ortak paranız, ödemeler, kredi ve borçlar konusunda zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Ama artık yılın sonuna kadar dış kazancınızı arttıracak yeni fırsatlar ve maddi durumunuzu yapılandıracak güzel destekler almaya başlayacaksınız. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Sizi olumlu yönde etkileyecek bir geçiş olacaktır bu. Önümüzdeki bir ay boyunca ikili ilişkilerinize derin paylaşımlar sizin için daha önemli olacak. Özel ilişkinizde daha tutkulu hissedeceksiniz. Bekar olan yengeçler aşık olabilir veya yeni bir ilişkiye başlayabilir. Yeteneklerinizi daha fazla sergilemek isteyeceğiniz bir dönem olacak sizin için. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan Burcu, haftanın ilk günü iletişimsel konularda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hafta boyunca normalden daha gergin ve sinirli hissedebileceğiniz anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu sebeple olabildiğince ani tepkiler vermeye çok açık bir haftada olacağınız için kendinizi dengede tutmaya çalışın sevgili aslanlar. 20 Ekim Koç Dolunayı, yurt dışı bağlantılı işleriniz, ticari, hukuksa veya da eğitim medya konularında harekete geçmek istediğiniz konularla ilgili bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Bunun mücadelesini vermek durumunda kalıp ardından istediğiniz sonuca ulaşmanız mümkün görünüyor. Jüpiter artık düzeleceği için yaz aylarında ikili ilişkiler ve ortaklık konularına şanssızlık yaşamış olmalısınız. Veya da danışmanlık ve müşterilerinize bir azalma olduysa karşınıza tekrardan yılın sonuna kadar güzel destekler ve fırsatlar çıkmaya başlayacak. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca ailenizle ilişkilerinizi çok derinleştirebilir ve onlarla güzel paylaşımlar yaşayabilirsiniz. Ev alım satımı, miras konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilir. Yine taşınma, evde tamirat, dekorasyon gibi işleriniz varsa da lütfen harcamalarınızı ölçülü yapmaya çalışın. Dikkat etmezseniz ödemeler sizi sonradan zorlayabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve yükselen Başak Burcu, haftanın ilk gününde finansal zorluklar sizi zorlayabilir. Bunu doğru bir şekilde yönetmeye çalışın lütfen. 20 Ekim Koç Dolunayı, eşinizle yönettiğiniz ortak paranız veya ödemeler, borç veya kredi konularında bazı zorlayıcı durumları karşınıza çıkarabilir. Alacak verecek dengesini oturtmaya çalışacağınız bu hafta bir borcun kapanması için uğraşabilir veya alamadığınız bir para için mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Eşinizin veya aile büyüğünüzün sağlık durumuyla bir sorun ve ameliyat gündeme gelebilir. İlişkiniz veya çocuğunuz varsa bu hafta bir fikir anlaşmazlığı yaşayabilirsiniz. Jüpiter artık düzeldiği için yaz aylarında çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız ve günlük rutinlerinizde aradığınız fırsatları bulamadıysanız artık yıl sonuna kadar güzel fırsatlar karşınıza çıkmaya başlayacak. İş arayanlar istediği gibi bir iş bulmanın mutluluğunu yaşayabilir. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca yakın çevre, arkadaş ve kardeşlerinizden yana güzel destekler almaya başlayacaksınız. Bu destekler size çok iyi gelecektir sevgili Başaklar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Terazi ve yükselen Terazi Burcu, haftanın ilk günü ilişkilerinize geçmişten gelen bazı zorlukları önünüze getirebilir. Biraz canınız sıkılabilir. 20 Ekim Koç Dolunay'ında artık yoğun etki alacak burçlardan birisiniz. Başta ilişkileriniz olmak üzere hayatınız için önemli bir dönüm noktası olacak. Son zamanlarda ikili ilişkilerinizi doğru yönetme konusunda çaba sarf ettiniz. Şimdi ise bu yönde edindiğiniz tecrübeler ve bilgiler doğrultusunda önemli kararlar alacağınız bir sürece giriyorsunuz. İlişkilerinize bir takım zorluklar ve sıkıntılar beraberinde getirecek gibi görünüyor sevgili teraziler. Tartışmalar ve fikir ayrılıkları oluşabilir. Ailevi konularda sorumluluk alarak bu süreci olumlu yönetmeniz gerekebilir. Gerginliğinizi bastırmaya çalışsanız da bu hafta bunu dengelemekte biraz zorlanabilirsiniz. Bu sebeple gerginliklerinizden kaynaklı sağlık sorunlarına lütfen dikkat edin. Jüpiter artık düzeldiği için yaz aylarında aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili kendinizi zaman zaman ümitsiz hissetmiş olabilirsiniz. Ama artık bu alanlarda yıl sonuna kadar yaşayabileceğiniz güzel gelişmeler sizi daha iyimser hissettirmeye başlayacak. Yaratıcılığınızla yükselmeye başlayacak. Yeni hobiler edinebilirsiniz. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca parasal konular ön plana çıkacak. Beklediğiniz bir para varsa bunu alabilir, borçlarınızı kapatabilir veya kazancınızı arttıracak yeni adımlar atabilirsiniz.
Şimdiye kadar tam olarak ortaya çıkaramadığınız potansiyelinizi ortaya çıkarmak için gerekli gücü kendinize bulmaya başlayacaksınız ve kazanca çevirebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Akrep ve yükselen Akrep burcu. Haftanın ilk gününde ilişkilerle ilgili sorunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 20 Ekim Koç Dolunayı iş yerinizde gündelik rutin ve sağlık konusunda tamamlanması gereken konuları önünüze getirecek. Bu konularla ilgili daha fazla mücadele içine girmek durumunda kalabilirsiniz. Bu hafta çalışma arkadaşlarınızla bazı anlaşmazlıklar yaşayabilir, iş yerinizde ani beliren problemlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle 5 Kasım'daki yeni ay sizin burcunuza gerçekleşeceği için o tarihe kadar halletmeniz gereken konuları tamamlayın ki 5 Kasım'dan sonra netleşmiş bir şekilde yeni kararları uygulamaya başlayın. Biraz daha sabır lütfen. Kasım başlarında hayatınızın rotasını daha fazla elinize alabileceksiniz sevgili akrepler. Sağlık konusunda baş ve mide ve migren ağrılarınız, tansiyon, bel ve böbrek ağrıları fazlaşabilir. Jüpiter artık düzeldiği için yaz aylarında zaman zaman ailenizden gerekli desteği görmediğinizi hissettiyseniz artık istediğiniz destekleri görmeye başlayacaksınız. Ev, ev alım satımı, kiralama veya taşıma gibi kararlarınızı uygulamaya başlayacağınız bir sürece giriyorsunuz ve yıl sonuna kadar bu alanda şanslı etkiler alıyorsunuz. 23 Ekim gününde Güneş burcunuza geçiş yapacak. Şimdiden tüm akreplerin doğum günlerini kutluyorum. Mutlu yıllar. Önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızın tüm alanlarında daha hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Son haftalarda biraz daha içe dönük olmak istemiş olabilirsiniz. Şimdi adeta tekrar görünür olmaya başlayacaksınız. İlişkilerde daha iyimser ve mutlu hissedeceğiniz bir süreç başlayacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yay ve yükselen Yay burcu. Haftanın ilk günü arkadaşlıklarla ilgili bazı sorunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. 20 Ekim Koç Dolunayı, aşk hayatınız veya çocuklarınız varsa onlarla ilgili mücadele vermeniz gereken bir durumla ilgilenmek durumunda bırakabilir ve gerginlikler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzun sizden gizlediği bir durumla yüzleşmek zorunda da kalabilirsiniz. Birlikteliği olan yaylar ortaya çıkan bir olayın ardından partneriyle bu sorunu halletmeye çalışabilir. Bekar olan yaylar ise yeni bir ilişkiye başlayabilir. Bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Farkında olmadan fazla para çıkışları sizi zorlayabilir. Jüpiter artık düzeldiği için yakın çevreniz, kardeş, akrabalarınızla güzel destekler alabilir veya sizin destek vermeniz gereken bir durumu yaşayabilirsiniz. İletişimde yaşanan sıkıntılar azalacak. Özellikle yılın sonuna kadar eğer ki internet, sosyal medya üzerinde tanıtım ve pazarlama çalışmalarından güzel fırsatlar yakalamaya başlayabilir. Aynı şekilde okuyorsanız da eğitim hayatınızda güzel fırsatlar karşınıza çıkmaya başlayabilir. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca biraz daha içe dönmek, yalnız kalmak, yaptıklarınızı daha gizli tutmak isteyebilirsiniz. Arkanızdan bu dönem daha fazla bilmediğiniz işler dönebilir. Bu sebeple gizliliğe dikkat edin ve her şeyi herkese anlatmayın. Bu bir aylık süreçte bilinçaltı, psikoloji, astroloji ve derin konulara ilginizi artırabilirsiniz. Psikolog veya terapistten danışmanlık almayı düşünüyorsanız bunun için çok uygun bir zamandır. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu. Haftanın ilk günü kariyer hayatınızda bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Aile veya iş yerinizde kişilerle iletişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz. 20 Ekim Koç Dolunay'ından en çok etki alan burçlardan birisiniz. Bu hafta baskı ve güç mücadeleleri içerisine girebilirsiniz. Daha asabi ve gergin hissedebileceğiniz bu hafta lütfen sakin davranmaya özen gösterin. Ailevi konularda tamamlanması gereken işlerle ilgilenebilir ve aynı zamanda da kariyer ve meslek hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için mücadele içine girebilirsiniz. Ev, arsa, miras gibi konular varsa artık sonlanma içerisine girecek ve finalize olacak. Hem aile hem de kariyerinize dengeyi oturtmaya çalışacağınız bir süreçtesiniz. Fazla bencil davranmamaya çalışın. Jüpiter artık düzeldiği için yaz aylarında maddi konularda bazı zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Ama artık yıl sonuna kadar kazancınızı arttıracak yeni fırsat gelişmeler yaşayabilirsiniz. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca sosyal hayatınız ve arkadaş çevreniz hareketlenecek. Gelecek projelerinize daha fazla odaklanmak isteyebileceğiniz bir sürece gireceksiniz. Yaratıcılığınız da artacağı bu dönemde biraz daha hayatın keyfini çıkarmak istediğiniz aktiviteler ve hobilerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bekar olan oğlaklar aşık olabilir ve yeni bir ilişkiye başlayabilir. Çocuklarınız varsa onlarla daha fazla vakit geçirip ilişkinizi derinleştirebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Kova ve yükselen Kova burcu, iletişimde gerginliklere açık bir haftaya başlıyorsunuz.
20 Ekim Koç Dolunayı etkisiyle özellikle yakın çevre, kardeş veya akrabalarınızla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Fikir ayrılıkları, inatlaşmaları beraberinde getirebilir. Fikirlerinizi savunmak için mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Daha sinirli bir iletişim dili yerine daha sakin ve uzlaşmacı bir tavır sergilerseniz olaylar büyümeden istediğiniz yönde daha çabuk gelişir. Bazı düşüncelerinizde bakış açınız değişmeye başlayacak ve bu olumlu yönde sizi etki edecektir. Bu hafta kısa seyahatlerde bazı aksilikler oluşabilir. Mesela aracınız yolda arızalanabilir, kazalara açıklık var. Dikkat edin lütfen. Güzel haber, artık Jüpiter düzeliyor. Hem aile hem kariyer hem de ilişkilerinizde yılın sonuna kadar güzel destekler almaya başlayacaksınız. Muhtemelen yaz aylarında zaman zaman kendinizi biraz şanssız hissetmiş ve her şeyle kendinizi ilgilenmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama artık daha şanslı etkiler alacaksınız ve sizi sevindiren güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca kariyer ve meslek hayatınız daha fazla ön plana çıkıyor ve toplumsal statünüz daha görünür olacak. Hak ettiğiniz terfi, atamayı alabilir veya yeni sözleşmeler ve anlaşmalar olumlu yönde sonuçlanabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balık ve yükselen balık burcu, haftanın ilk günü duygusal olarak karışık ve iletişimde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ardından Merkür'ün düz hareketine dönmesiyle birlikte alacağınız kararlarda netleşmeleriniz başlayacak. 20 Ekim Koç Dolunayı parasal konularla ilgili mücadele ruhunuzu arttıracak. Son haftalarda hayal kırıklıklarınıza yüzleşmek durumunda kalmış ve hem iş hem de özel ilişkilerinizde de kendinizi doğru bir şekilde ifade etmeye çalışmış olabilirsiniz. Şimdi ise öğrendikleriniz ve yüzleştiklerinizle aldığınız kararlar doğrultusunda mücadelenizi arttıracaksınız. Belki çalıştığınız işte kazancınızın az olduğunu düşünüyorsanız kendinizden daha emin bir şekilde zam artışı isteyebilirsiniz. Belki de artık iş değişikliği için kendinize o cesareti bulacaksınız. Ama bunlar olurken mücadele etmeniz gereken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu hafta fazla harcama yapmamaya dikkat edin lütfen. Bir taraftan kazancınızı artırmaya uğraşırken fazla harcamalar sizi zorlayabilir. Son zamanlarda biraz daha içe dönük ve karamsar hissetmiş olabilirsiniz ama Jüpiter artık düzeldiği için inanç ve iyimserliğiniz artmaya başlayacak. Yılın sonuna kadar karşılaşacağınız güzel fırsatlar tekrar umudunuzu yükseltecek. 23 Ekim gününde Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca şanslı etkiler alacaksınız. Hayattan daha fazla keyif duymak isteyebilir ve bu yönde aktiviteler yapmak isteyebilirsiniz. Çocuğunuz varsa ilişkiniz derinleşebilir. Çocuğunuz olmasını istiyorsanız da beklediğiniz haberi alabilirsiniz. Yine yeni bir hobi veya spora başlamak için de istek duyabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa, ticaretle uğraşıyorsanız veya da hukuk, eğitim ve medya konularını görünür gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin.